Herkese merhabalar. Bugün sizlerle kadayıflı muhallebili paşa sarması yapacağız. Çok güzel bir tarif gerçekten. Hadi başlayalım. Öncelikle 2 yemek kaşığı kadar tereyağımı tencereme alıyorum. Ocakta güzel bir şekilde eriyene kadar altını açacağım. Ocağıma aldım tereyağımı ve erimeye başladı. Tereyağım eridikten sonra içerisine yaklaşık 300-350 gram kadar tel kadayıf ekliyorum. Kadayıflarımızın rengi altın rengine dönene kadar sürekli karıştırarak kavuralım. Gördüğünüz gibi rengi birazcık koyulaşmaya başladı. Bu aşamada içerisine 3 yemek kaşığı kadar toz şeker ekliyorum ve biraz daha kavuracağım rengi değişene kadar. Evet, tam istediğim renge geldi kadayıflarım. Şimdi altını kapattım ve tepsimizin üzerine yayalım. Evet, fırın tepsimizi aldım ve tenceremdeki kadayıflarımı hepsini bütün tepsiyi kaplayacak şekilde üzerine yayacağım. Şimdi döküyorum ve her tarafına gelecek şekilde kaşığımla bastırarak yayacağım. Tepsimin her yerine kadayıfımı gelecek şekilde yaydım. Şimdi muhallebiye geçelim. Muhallebisi için 1 litre sütü tencereme alıyorum. Daha sonra içerisine 1 su bardağı un ekliyorum ve 1 su bardağı kadar toz şeker ekleyerek ocakta sürekli karıştırarak göz göz olmasını bekleyeceğiz. Göz göz olana kadar sürekli karıştırıyoruz dibine tutmaması için. Şimdi ocağımıza alalım ve sürekli karıştırarak göz göz olmasını bekleyelim. Artık kaynamaya başladı, kıvam almaya başladı. Gördüğünüz gibi katılaştı. Muhallebi. Muhallebinin kıvamı gerçekten çok güzel oluyor. Bunu söyleyeyim arkadaşlar bu tarifte. Şimdi bakın göz göz oldu ve fokurdamaya başladı artık muhallebim. Bu aşamada altını kısıyorum ve içerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim ve 1 paket vanilya ekleyeceğim. Daha sonra altını kapatacağım ve güzel bir şekilde karıştırarak tereyağımın erimesini bekleyeceğim. Evet, yağım artık erimeye başladı. 2-3 dakika sonra tamamen eriyecektir. Bu aşamadan sonra 10 dakika kadar mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar muhallebimizi çırpalım. Yaklaşık 10 dakika kadar mikserle çırpıyorum şimdi muhallebimi. Güzel bir kıvam alması için bu işlemi bence mikserle yapmanız daha güzel olacaktır. 10 dakika boyunca mikserle çırptığım muhallebimi şimdi kadayıflarımın üzerine her yerine gelecek şekilde döküyorum. Tamamen kadayıflarımın üzerine muhallebimle kapladım. Şimdi yaklaşık 5 saat kadar buzdolabında soğumaya bırakalım. 5 saat kadar buzdolabında soğuyan ve dinlenen tatlımızı şimdi yaklaşık 12 parçaya böleceğim. Ben şu tarafından 3 parçaya böleceğim ve dikey olarak da 4 parçaya böleceğim. Daha sonra rulo haline getireceğiz. Şimdi kesmeye başlayalım. Şimdi tatlımın şu uç kısımlarına ben ceviz koyuyorum. Sizler dilerseniz fıstık, Hindistan cevizi, herhangi istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Ben ceviz koyacağım daha güzel olması için. Şimdi bütün tatlımın uç kısımlarına cevizimi koyuyorum. Daha sonra sarma aşamasına geçeceğim. Her bir tatlımın arasına ben cevizimi koydum. Şimdi şu şekilde elimle kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi zaten hiçbir şekilde yapışma olmuyor. Güzel bir şekilde rulo haline getirelim tatlımızı. Rulo haline getirdikten sonra servis tabağımıza güzel bir şekilde dizelim. Çok basit bir şekilde sarılıyor. Bakın çok şahane bir görüntü. Şimdi servis tabağıma bu şekilde hepsini dizeceğim. Gördüğünüz gibi 4 tanesini sunum tabağıma aldım ben. Süsleme aşamasında ben çikolata parçaları, normal sıvı çikolata ve fıstık kullanacağım. Şimdi süsleme aşamasına geçebiliriz. Sizler nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Benim süslemem bitti. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor gerçekten. Sizler nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.